Başkanlığımızın adaylığımızın açıklanması sebebiyle azalarıyla birlikte basının tanışması ve adaylığımızın açıklanma ve basın açıklaması. Önce basın açıklamasını yapmak istiyorum. Beykoz kamuoyunun dikkatine. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart'ta yapılacak muhtarlık seçimlerinde yeniden Kavacık muhtarı olmak için adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladıktan sonra bir takım asılsız iddiaların kıvama gelmesi üzerine kamuoyunu aydınlatmak, kötü niyetli kişilerin oyunlarını bozmak için bu açıklamayı yapmak ihtiyacı hissettim. Kavacık Spor Kulübü Derneği Başkanlığını yürüttüğüm dönemde haksız ve hukuka aykırı şekilde başkanlıktan ayrılmama neden olan olaylara karşı dernek üyelerimizin yaklaşık 5'te 4'ünün imzalı desteklerini de arkama alarak Kavacık Spor Kulüp Derneği'ne karşı dava açtım. Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen 2017'ye 707 esas sayılı davada taleplerim, iddialarım kabul görerek ve ayrılmama neden olan olaylarda ve sonrasında kulüpte yapılan usulsüz işlemler mahkemece tespit edilerek aynı mahkemece dernek üyesi iki arkadaşımla birlikte kulübe kayyum olarak atandım. Ve bu karar her türlü itiraz yollarından, istinaftan, yargıtay aşamalarından geçerek onaylandı ve kesinleşti. Yani sayın mahkemece Kavacık Spor Kulübü Derneği'ni temsil etmek ve haklarını korumak üzere görevlendirildim. Hal böyleyken hakkında asılsız iddialarda bulunulmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım. Bu iddiaları ortaya atanların amacı tamamen muhtarlık yolunda beni engelleme çabalarından başka bir şey değildir. Ancak açık, alnım açık ortada TC mahkemelerince verilen karar varken mahkemece dahi kulübü temsil yetkisi hakları koruma yetkisi tarafıma verilmesi uygun görülmüş iken bunlara itibar etmek mümkün değil ise de sevgili Kavacık Mahallesi sakinleri nezdinde acaba uyandırılması önlemek için bu açıklamaları yapmaktayım. Bu arada belirtmek isterim ki kayyum heyetinin yasaya uygun taleplerine rağmen kanunun verilen görevin yapılabilmesi için kulübün defter ve belgelerinin teslim edilmemesi nedeniyle mahkeme kararı ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla alınabilen bu defter ve kayıtlar üzerinde konusunda uzman kişilerce yapılan incelemeler de sayısız hukuka aykırı iş ve işlem tespit edilmiştir ki bunlar için ayrıca yasal yollara başvurulacaktır. Şu aşamada özellikle kişisel verilerin korunması kanununu da dikkate alarak yargıya intikal edecek olaylar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınmaktayım. Teşekkür ediyorum. Kamuoyunun dikkatine.